Minişler, oyun bağımlısı çocuk. Bir gün bir miniş kentinde, bir küçücük bir evde bir miniş yaşarmış. Bu minişin adı Sütlü Çikolataymış. Sütlü Çikolata'nın annesi ev hanımıymış. Evlerin temizliğini yapar ve yemeği hazırlarmış. Kızım, ben mutfağa gidiyorum. Bulaşıkları yıkayacağım. Sen buraları toplarsın, olur mu? Olur anneciğim. Sütlü Çikolata'nın babası ise mühendismiş. Her zaman bilgisayarlarıyla ilgilenir ve gerçekten çok yoğun olurmuş. Bundan dolayı Sütlü Çikolata babasıyla çok fazla görüşemezmiş. Sütlü Çikolata ise bir öğrenciymiş. Üçüncü sınıfa gidiyormuş ve bir sürü arkadaşı varmış. Fakat Sütlü Çikolata'nın büyük de bir sorunu varmış. Sütlü Çikolata internete çok bağımlıymış. Sürekli okuldan geldiği zaman hemencecik tablete koşuyormuş. Okuldan geldim, hemen tabletten Heyde'ye bakayım. Oğlum, ilk tablete gideceğine ellerini yıkayıp öyle tablet oynasaydın. Hatta ellerini yıkayıp derslerini çalışıp yani derslerini bitirip öyle tablet oynasaydın, hemen tablete koşmak ne? Daha üstünü bile değiştirmemişsin kızım. Ya ben de kızım oğlum karıştırıyorum ya. Pardon arkadaşlar, kız mı oğlan mı bilmiyorum ama. Anne, bir insan çocuğunun kız mı oğlan mı olduğunu nereden bilecek ya? Bir dakika, bilmesi lazım değil. Burayı görmemiş gibi yapın. Burada bir durdurma hatası oldu. Tamam, geliyoruz. Kızım, daha ellerini falan yıkamadın. Hemencecik tablete koşuşturdun. Daha üzerini bile çıkarmadın. Ya aman anne ya, oynasam ne olacak? Sütlü Çikolata'nın annesi bu duruma gerçekten ama gerçekten çok üzülürmüş ve buna babasıyla beraber hiçbir çare bulamazlarmış. Of kızım ya, of of. Her zaman tablet oynuyorsun, ben ne yapacağım seninle? Ta ki tabii ki Çikolata artık tablet oynamanın ne kadar zararlı olduğunu bir gün anlayacakmış ve o gün de gelmiş. O gün Sütlü Çikolata'nın annesi gerçekten ama gerçekten çok ama çok hasta olmuş. Ellerini yerden kıpırdatamıyormuş. Gerçekten sürekli hapşuruyormuş ve sürekli burnu akıyormuş. Kızım, ben çok hastayım. Senin odanda yatmaya gidiyorum. Ne olur ne olmaz bak, olur mu? Çünkü ben genelde çok hasta oluyorum. Herhalde baygın falan olabilirim. Ben hastayım kızım, senin odana gidiyorum. Annesi baloncuğa Sütlü Çikolata, tamam anneciğim demiş. Sütlü Çikolata'nın annesi hemen Sütlü Çikolata'nın odasına gidip dinlenmiş. Apçoo! Ne kadar renkli bir oda. İnşallah burada uyuyabilirim. Ay, ne kadar da kocamanım ya, yatamıyorum. Aradan saatler geçmiş ve Sütlü Çikolata'nın tabletinin şarjı bitmiş. Of ya, 3 saat oynadım. Hem kafam ağrıdı hem de tabletimin şarjı bitti. Neyse, tabletimin şarjı dolana kadar oynarım ben. Annemin telefonunu mu alsam acaba? Ama annemin telefonu da yok ki, nerede bilmiyorum. Neyse, şunu bir şarja takayım da. Taktım. İşte Sütlü Çikolata tabletini şarja taktığı an birden aklına annesi geldi. Olamaz, ne yaptım ben? Annem bana hasta olduğunu söylemişti ve ben onunla hiç ilgilenmedim. Of of, canım annem, kim bilir şu an ne kadar baygındır. Ya belki benden güzel sıcak bir çorba veya bir tane bir bardak su istediyse ve ben de tablet oynamaktan duymadıysam, canım annem orada ne yapmıştır acaba? Of of. Anne, iyi misin? Anne, çok özür dilerim. Kendimi tablete kaptırdım. Anne, beni duyuyor musun? Baygın herhalde canım annem. İşte Sütlü Çikolata o gün tablet oynamanın, yani çok fazla tablet oynamanın ne kadar zararlı olduğunu anlamış. Artık tabletini belirli aralıklarla oynayacakmış ve okuldan geldiğinde ilk başta ödevlerini yapacakmış. Anne, ben geldim. Hoş geldin kızım. Nasılsın anne? İyiyim kızım, ne yaptın okulda? Anne, okulda bugün bir boyama çalışması yaptık. Çok mutlu oldum. Tamam kızım. Anneciğim, ben ellerimi yıkayıp ödevlerimi yapacağım.
Annesi bu sözleri duyunca şoka girmiş. Genelde kızı ona hiç halini ve hatırını sormaz, hemencecik tablete koşarmış. Bu sefer annesi ne kadar mutlu olmuş bilemezsiniz. Ve sütlü çikolatada tablet oynamanın ne kadar zararlı olduğunu anlamış. Artık derslerinde çok başarılı bir çocuk olmuş. Ayrıca annesine çok ilgi göstermiş. Artık tableti de belirli aralıklarla oynuyormuş tabii ki. Ve bu hikaye de burada bitmiş.